Olmaz Ya mı? çok kısa bir şey arz edebilir miyim? Tamam, estağfurullah. Ben Antalya'da çalışıyordum. Bir kuyumcuda tezgahtarlık yapıyordum. Araba alma falan. Hayal. Çok zengin bir müşteri geldi ve biz %50 çalışıyorduk. Yani sattığımızın karından %20'si bizimle. Adam hiç, yani belki o zamana kadar side kuyumculuk tarihinde hiç vuku bulmamış. Altından bir kemer istedi benden. Tokası da böyle pırlantalı pave döşeme falan olsun diye. O adam o malı ben sattım ve inanılmaz para kazandı dükkanımız o maldan. Tüm cadde konuştu bize. Oradan aldığım %yle eski 91 model daha mı eski bir Honda araba aldım. İkinci el. Araba 200 küsür bin kilometrede. Araba yemini billah ediyor lisan haliyle. Vallahi ben araba değilim abi artık binmeyin bana diye. Biz arabayı teskin ediyoruz. Arabasın sen gidersin cila falan. O arabayı alıp eve geldiğim, evin önüne geldiğim günü hatırlıyorum. Eşim izliyordur şu an muhtemelen. Evin önüne park ettim o Honda'yı. Hanımı aradım. Dedim balkona çık. Ayağımı da lastiğin üstüne koydum şöyle, tamam mı? Hanım çıktı balkona. O ne dedi be? Dedim araba. Yemek ne yaptıysan kaldır buzdolabına koy. Senle yemeğe gidiyoruz. Abi Allah. bak bir şey söyleyeceğim. O kadar mutluyduk. O kadar mutluyduk ki o arabayla Serdar. Bir lahmacuncuya götürdüm eşimi. Arabayı dükkanın önüne park ettik. Bir serenatla böyle indik böyle bir seremoniyle. Oturduk ıhlamurna abi. Oturduk garson geldi. Ne istemiştiniz dedi. Dedim ben bir lahmacun istiyorum. Bak sonunu kötü sonunu bağlama. kötü bağlayacağım. Bağlam. Da bak bak hanım dedi ki hanıma döndü. Siz ne istiyorsunuz dedi. Ben de lahmacun alayım dedim. Peki dedi garson. Döndü arkasına iki adım ilerledi. Bakar mısınız dedim. Buyurun dedi. Lahmacunlar nerede kaldı dedim. Abi daha yeni verdin dedi. Dedim affedersiniz ama siz benim şuradaki duran bordo arabayla geldiğimi görmediniz herhalde dedim yani. Adam böyle bir çok muhtaç. Hanım kafayı masanın altına sokmuş nasıl gülüyor. Yapma Allah'ın seversen yapma bunu diye. Yoktu ama olan da çok tatlıydı be abi. Neydi?